bu arsayı aldığımda, Süleyman Coşkun'dan aldım. Süleyman Coşkun'dan alınca senedim de var, tapum da var, hisseli olarak. Temel Karamollaoğlu da geldi, 18'i Sivas'a soktu. Sokunca benim burayı Süleyman Coşkun'un aldığım adamın Ahmet Coşkun'a yazmışlar. Ben de belediyeye vardım, düzeldiğim dedim. Musa vardı, Üzengili orada. Milli Emlak'ta çalışan. Dedi Yusuf abi dedi. Dedim Musa ne oldu? Belaya mı düşüreceğim dedim. Niye şahısa yazdınız, onlardan aldım zaten. O da dedi Yusuf abi değiştireyim, belediyeye yazayım dedi. Belediyede yazdı. Ne kadar yazdığını da bilmiyorum o kadar. Sen o dönem farkına varmadın mı belediyeye? Farkına varmadım. İlla ki biraz yazılacak dedi. 150-200 metre demedi. Arsa zaten 220 metre. Ben hiç kabul etmezdim. Az bir şey yazak dedi, yazdı. Azıdı, yükselttiler. Temel Karamollaoğlu ne itti? Ne itti eyledi maliyeye, vergi dairesine, borcunun yerine bir, benim arsayı sattı, hazine yazdırdı. Hazine yazınca bana durmadan kağıt geliyor, rezil meclisin. Arabanın biri, bir tane arabam vardı, hanımın üstüne bu arsa, hanımın üstüne olan arabama haciz koydu. Arabayı sattım, benim üzerime aldım, arabamı değiştirdim. Bu kere de benim üzerime. Milli emniyete çıktım, niye böyle yapıyorsunuz? Dediler, sen beraber duruyorsun evde. Sorunlarımı anlatayım dedim. Bu kağıdı aldım, gittim. Sorunlarımı anlatayım dedim. Sayın başkanım dedim, bizim benim arsamı dedim, yazdın dedim. Belediyeye yazdırdım. Fatih Mahallesi'ni dedim, bütün batırdın, delusuz oy aldın dedim. Şimdi bunu düzelt dedim. Bunu düzelt başkan dedim. Utanmıyor mu dedim buraya gelip de konuşmaya, bir de dedim, Sivas'a dedim. Oradan bana saldırdılar yandaşları. Nerelerden getirdiyse. Sivas'ı değil onlar, saldıranlar. Nereden topladı getirdiyse. Saldıran kaç kişi? 4-5 kişi. Aldım kağıdı, baktım, şey yapayım, beni duvarlar duvarlar dedim, kaçtım. Şikayettim, ne diyeyim? Polise şikayette bulundunuz mu? Polise şikayet etsem ne olacağım? Polis görmedi, yakın değildi polis. Uzaktı. Sizin yaşadığınız bir mağduriyet var, şu anda da... Mağduriyetim çok. Ben bu arsayı 135 bin liraya nasıl alayım Milli Emlak'tan? Sana bir arsa var diyor, işte ortak edeyim diyor. Beraber yapar çıkarsınız, buluşursunuz. Birine işte kendine milleti dağıyor birbirine. He. Kendine para kazanıyor. Milletin ya. Malını getiriyor, başkalarına peşkeş çekiyorlar. Düştü o sene, uçağa düştü ya o zaman kazanırsa, 12 milyon aldıydı. Tapum var, eski tapum var, içeri tapum. Birleştirdiler de. Bunlar vaziyet planı, hep sağlıyor. Bunlar işte, tavuk pini. Tavuk pini olarak geçiyor, gel. Aa, bunlar da çekiyor. Süleyman hediyeye dedi, sonradan dönmüştü. Evet. Bu kendi evini de yokatmış ya. Eski tapumuymuş. Şu, bu evin... 220 metre kadar. Daha önce bu evin... kaç metre şimdi, 220 metre mi? 220 metre olarak tamam. Alındık, birleştirdiler. Doğru. Şimdi burayla birleşti miydi, ne kadar oluyor? 480 metre. 480 birleştirdi. He, tapuyu alırken. 480 metre dedi ki iyi olur dedi. Birleştirince 18... Hala sen bunlara para mı ödüyorsun? Genel Karamollaoğlu buraya mitinge gelmiş. Ben de terzide oturuyordum Bülbüller Camisi'nin orada. Gelen kağıdımı gösterdim. Ecrimisi kağıdını. Dedi ki ne duruyorsun dedi. Orada konuşma yapıyoruz dedi madem. Sorunu anlat dedi. Ben de hemen arabaya bindim gittim minibüse. Kağıdımı erahlarımı alıp aldım. Halimi anlatayım dedim. Oradan da ben hanımı halimi anlatmaya, sorun yaşadığım için anlatayım diye buraya konuşmaya gelin. Yaptığı yanlış işleri anlatayım diye orada konuşuyordum. Bana tepki gösterdiler, saldırdılar. Neler söyledin sen orada? Ben dedim sayın başkanım dedim, bir dakika bir şey diyeceğim dedim. Kaldırdım. Elimdeki maliyenin gönderdiği kağıdı. Evet. Ne dedin orada? Orada dedim böyle böyle Fatih Mahallesi sana deliksiz oy verdik dedim o zamanlar. Deliksiz oy ver, sen de batırdın bizi dedim. Bak dedim maliyeye sattın dedim arsaları. Bizden aldın dedim, 18'i soktun maliyeye sattın dedim. Durumumu anlatayım da dedim düzelsin.
Hangi yüzle geldi şimdi dedi. Bizim dedim arsamızı batırdığını, emeğimizi şeye verdim, mahalleye gidince dedim daha aramıyoruz. Çıktırdılar. Niye konuşuyorsun, bağırıyorsun dedi. Biz dedim hemşerim, bu iş başınıza gelse benim pişmedik tavuğun başına gelmez. Arsamızı hazineye sattım. Şimdi de alamıyorum. Şimdi de ne yüzünden geldin de buraya? O yüzden diyorsun. Senin tuz oy verdim sana. Hadi lan. Ayıp lan. Utan. Ah habere git. Ah habere git.